Murat Bey, kentsel dönüşüm ile binamı yenilemek varken neden firmanızla güçlendirme çalışması yapmalıyım? Şimdi bu soruyu iki ayrı senaryoda değerlendirelim. Birinci senaryo şu. Şimdi bir örnek vermek gerekirse, binanız geçtiğimiz yıllarda uygulanan af yasasıyla beraber kaçak kat veya taşma çıkma dediğimiz genişletilmiş kısımlardan bahsediyorum bunda. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya ise binanızı kentsel dönüşüme soktuğunuz zaman mevcut güncel imar planı ile yapılması gerekmektedir. Yani örneklemek gerekirse şu anda mevcutta 7 katınız var fakat bölgedeki imar durumuna göre 5 kat imarınız olacak. Bu da demektir ki 2 kat kaybınız, katta 2 daire düşünürsek 4 daire kaybınız olması demektir. Bunu kat sahipleri ve malikleriyle bir araya geldiğinizde 160 metrekarelik bir dairenizin ortalama 70 metre veya 60 metrekarelere kadar düşmesine sebebiyet verecektir. Bu da dolayısıyla alıştığınız yaşam konforundan, alıştığınız yaşam metrekaresinden feragat etmenizi sağlayacaktır. İkinci senaryoda binanız herhangi bir imar mevzuatına takılmıyorsa, kaçak kat taşmalar veya imara aykırı bir durumu yoksa, imar affından faydalanacak bir durumla karşı karşıya gelmediyse, dediğimiz gibi inşaat güçlendirmesi sırasında yaşanan güçlendirme maliyetinin %40'ın üstüne çıkması gibi bir durumu karşılıyorsa ve metrekare kaybınız yoksa, ikinci senaryoda kentsel dönüşüm yapmanız daha doğru olacaktır.